Hepsi de Türkiye'deki en önemli kurumlarda görev yapmış veya görev yapan arkadaşlarımız. Özellikle sizlerin tanımasını istedik ve gerçekten biz bu konuda son derece yapacağımız işlerde arkamızdaki ekibin güçlü olmasını çok önemsiyoruz. Merkez Hakem Kurulumuzdan tutun, Temsilciler Kurulumuzdan tutun, diğer bütün kurulların bundan sonraki dönemde bir güven duygusu oluşturma açısından, eşitlik açısından, şeffaflık açısından ve adil olma açısından biraz önce toplantımızda hepsiyle tek tek görüştük. Hepsiyle mutabık kaldık. Sağ olsunlar. Herkes aynı inanç ve aynı azimle bu görevi yaptıklarını ve yapacaklarını bize dile getirdiler. Seçimden önce şöyle bir şey söylemiştim. Hakemlerimize gözlemcilerin vereceği notlar da her hafta açıklansın demiştim. Ama içeriye girince gördük ki maalesef FIFA ve UEFA buna izin vermiyor. O yüzden de böyle bir şey yapamayacağımızı gördük. Ama biz şunu geçtiğimiz günlerde dile getirdik. Sağ olsun Murat Hocam, biz VAR odasını gerek kulüp başkanlarımızın, gerek teknik direktörlerimizin, gerekse siz değerli basın mensuplarımızın ziyaretini açacağız. Nasıl bir hep Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu üyeliğimden örnek vererek birçok şey söylüyorum. Nasıl bir simülatör odasında siz uçak kullanırken pilotun kokpitine giremiyorsunuz ama bir simülatöre girebiliyorsunuz. Nasıl uçak indirilir, nasıl kaldırılır, orada dikkat edecek neler? Burada da aynısını yapacağız. Maçın olmadığı günlerde sizler gibi değerli basın mensuplarını randevulu davet edeceğiz. VAR odasında nasıl hareket ediyor hakemimiz? Size demo yapacak, istediğiniz soruları sorabileceksiniz. Offside çizgisi nasıl çekiliyor? İşte ne zaman müdahale ediliyor, ne zaman müdahale edilmiyor? Örneklerle sizlere en detaylı bir şekilde bilgi verilecek. Göreve başlamazdan önce asıl hedefimiz şuydu. Biliyorsunuz gündemde geçen sezonda birçok sıkıntılar vardı. Sıkıntıların başında da özellikle hakemlerimizle ilgili belli bir yönetimin tasarrufu oldu. Bu tasarrufun neticesinde bazı hakemlerimiz tahkim kuruluna gitti. Tahkim kurulundan aldığı kararla geri göreve döndüler. Bu da toplumda maalesef bazı kesimlerde olumlu, bazı kesimlerde de olumsuz bir algı yarattı. O yüzden biz yönetime gelmezden önce özellikle şunun altını çizdik. Birincisi, futbolda marka değeri maalesef çok aşağılara düştü. Asıl hedefimiz aslında bunları söylerken ana amacımız marka değerini yükseltmek. Bunları da marka değeri yükseltmek için araç olarak kullanacağımız şeyler ne? Biraz önce bahsettiğim güven, adalet, eşitlik ve şeffaflık. Yani marka değerini yükseltmek için bunları mutlaka uygulamaya koymamız gerekiyor. Bu konuda aşırı hassasiyet gösteriyoruz. Özellikle insan inisiyatifinin en aza indirilmesini öngörüyoruz. İnsan herhangi bir şekilde hata yapabilir ama bu hatayı minimuma indirebilmek ve kasıtlı olmadığını ve bunun insanın yapabileceği bir hata olduğunu hem kendimiz inanmamız lazım hem de toplumun inanması lazım. İnşallah hedefimiz bunu başarabilmek. Eğer bunu başarabilirsek zaten hedefimize ulaşmış olacağız. Bu araçları kullanarak da futbolun marka değerini yükseltmiş olacağız. Siz de kabul edersiniz ki bundan 4-5 yıl önce 500 milyon dolara yapılan Süper Lig ve birincilik ihalesinin değeri şu anda 120-130 milyon dolara düştü. Bunun da birçok sebebi var. Bu birçok sebebin içerisinde maalesef bunlar da var. Ben bundan önce yaptığımız toplantıda şunun altını çizmiştim. Ben Türkiye İhracatları Meclisi Başkanlığı yaptığım dönemde 140 ülkeye dizi film ihracatı yapıyorduk. Şimdi burada
amaç sadece dizi film ihracatı yaparken oradan gelecek döviz değil. Amaç aynı şekilde ülkemizin tanıtımını yapabilmek. Ülkemize ilave turizm geliri sağlayabilmek. Aynı şekilde şu anda Beyin Spor 105 ülkeye yaklaşık 105 ülkeye satım yapıyor. Biz burada bu salonda 150 ülkeye satma sözü aldım Beyin Spor'dan. Hatta şunu söyledik. Dedik ki maçları satarken başına ve sonuna o futbol maçı hangi şehirde oynanıyorsa o futbol maçının yapıldığı şehrin hem tarihi hem turistik yerlerini mutlaka ekleyelim. Yurt dışına o özeti sattığımızda onlar da gözüksün. Hem Türkiye'nin hem de şehirlerin tanıtımını yapalım ve marka değerini yükseltelim istedik. O yüzden bu yaptığımız çalışmalar hepsi birbirinin mütemmim cüzü. Eğer bunları gerçekleştirebilirsek bir yandan futbolumuzun marka değerini yükselteceğiz. Daha fazla ülkeye niye bugün İtalya gibi, İspanya gibi, İngiltere gibi ülkelerin liglerinin bütün maçları ya naklen veriliyor diğer ülkelerde veya özetleri veriliyor. Bizimki neden verilmesin? Bunları sağlayabilmek için de gerekli altyapının oluşması lazım. Ama olmazsa olmaz, az önce fair play'den bahsettim. Bizim yapmamız gereken şu, eğer biz birbirimizi kötülersek, birbirimizin aleyhine konuşursak, futbolun marka değeri artmaz. Hepimizin kıymetli ve değerli olması lazım. Az önce o yüzden bahsettim. Başta federasyonun, kulüp başkanlarımızın, teknik direktörlerimizin, futbolcularımızın, kurullarımızın hepsinin değerli olması lazım. Hakemlerimiz de son derece değerli. Biz önce hakemlerimize güven vereceğiz. Ben dün özel bir toplantı yaptık. Başkanımız da burada. Merkez Hakem Komitesi üyelerimiz de burada. Onlara şunu söyledim, bunu inanarak ve açık yüreklilikle söyledim. Sizi dedim başımızın üstünde taşıyacağız. Bakın bu çok önemli. Sizi başımızın üstünde taşıyacağız. Ama aynı şeyi de sizden istiyorum dedim. Yani biz iyi niyetliyiz, sizden de iyi niyet istiyoruz. Sizi başımızın üstünde taşıyacağız. Ama tersi bir şeyi görürsek biz de o zaman farklı hareket ederiz. Biz hakemlerimize inanıyoruz, güveniyoruz. Onlara da değer verilmesini istiyoruz. Toplumda hakem nasıl mahkemede hakim varsa futbol maçında da hakem var. Hakimlerimiz nasıl değerliyse hakemlerimiz de aynı şekilde değerli. Biz onun için hakemlerimizi hiçbir zaman suçlama yoluna gitmeyeceğiz. Adil olacağız. Yapılması gereken neyse onu yapacağız. Biz şu anda prensip olarak yabancı hakemi sadece VAR hakemliğinde ihtiyaç olursa getirmeyi planladık. Yönetim kurulu olarak o şekilde karar aldık. Diğer yabancı hakem konusu, ikincisi, yabancı hakem getirme şu şekilde olacak. Özellikle UEFA'ya üye ülkeler arasında hakem değişimi, yani Erasmus misali nasıl öğrenci değişimi oluyor. Hakem değişimi olursa, diyelim ki X bir ülkeden, işte Almanya'dan veya Romanya'dan veya bir başka ülkeden elit bir hakem Türkiye'ye gelip maç yönetirse aynı şekilde mütekabiliyet olarak bizim hakemimiz de o ülkede bir yine elit hakemimiz gidecek orada maç yönetecek. Aslında burada şunu hedefliyoruz. Hem dışarıdan gelecek hakem bizim kulüplerimiz tanıyacak, seyircimiz tanıyacak, verdiği kararları görecek. Türk hakeminin de yurt dışındaki verdiği kararlar gözükecek. Böylelikle hakemlik müessesesine olan güven daha da artacak diye düşünüyoruz. İnşallah bu ne zaman uygulamaya geçer? Çünkü bunun kararını aldık. Bundan sonra görüşmeleri yapılacak. Belki 3 ay sonra olur, belki 6 ay sonra olur. Ama şu anda bunun için bir karar almak önemliydi. Kararı aldık. Aldığımız karar hakemlerimizin yetersiz olmasıyla ilgili değil, tam tersi hakemlerimizin de gidip yurt dışında maç yönetmesiyle ilgili. Teşekkür ederim. İnşallah Cuma günü Bolu'da hakemlerimizin kampı başlayacak. Bu 3 gün boyunca Cuma, Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günleri daha önce gündeme getirmiş olduğu psikoteknik testler yapılacak hakemlerimiz. Öncelikle Süper Lig hakemlerimize, daha sonra Birincilik hakemlerimize,
Daha sonra sırada gözlemcilerimiz var. Daha sonra sırada temsilcilerimiz var. Hepsine İstanbul Üniversitesi ile anlaştık. Herhalde bugün yarın protokolü imzalayacağız. İstanbul Üniversitesi ile profesör hocalarımızla görüştük. Şu anda her şeyde mutabız. Bu birinci konumuz. İkinci konumuz, bizim bundan önceki dönemde bize danışmanlık yapan hakem hocası Belçika'da hakemlerin performansı ile ilgili bir çalışma yaptığını söyledi. Biz de şu anda birkaç tane üniversiteyle görüşüyoruz. İşte bunlar Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Üniversitesi, Marmara Üniversitesi gibi özellikle devlet üniversitesi olmasını yeğit tutuyoruz. Hakemlerimizin performanslarının ölçümüyle ilgili aynı Belçika'daki gibi bir sistemle bunu yapacağız ve bir aylık, iki aylık dönemlerde isimlerini vermeden 3-5'li gruplar halinde performanslarını kamuoyuyla paylaşacağız.